Bir de burada lady boyların yaptığı gösteriler var. Umarım ölmem. Böyle, bu hayat böyle geçiyor Tayland'da. Sadece 10 baht. 10 baht mı? Şu 10 baht. İnsanlar böyle nehirlerde, kanallarda yaşıyorlar Tayland'da. Şuraya bak. Tıklım tıklım ya. Kız oraya oturuyor. Ne kapitalizmin geldiği hale bak. Kız düşüyor. Ve işte bütün günahların olduğu yere geldik. Şimdi düşünebilirsiniz niye alttan gidiyoruz evin diye. Çünkü bu... Şu ortamın güzelliğine bakın ya. Şurası tam bataklık caddesi. Yani her şeyin döndüğü yer bura. Birazdan burası hınca 3 dolar. Tayland'ın Phuket adasından herkese merhabalar dostlarım, nasılsınız? Ben Deniz Pehlivan. Dünya turumun en güzel duraklarından bir tanesi Tayland'dayım. Bildiğiniz üzere motor kazasından sonra hiç denize giremedim. 3 haftadır sürünüyordum. Ama bu süreçte pek tabii ki en azından gezemesem de şehri ve ülkeyi anlamak için çok güzel araştırmalar yaptım. Ve özellikle Phuket'te daha önce yapmadığım harika aktivitelerin olduğunu, burada beni kardeşi gibi seven Umut abi sayesinde öğrendim ve işte onlardan bir tanesini de sizi getirdim. Buranın adı Siem Niramit. Burası bir yapay köy gibi bir yer, böyle aktiviteler, işte köyün içerisinde gezebildiğiniz alanlar vesaire var. Hepsini göstereceğim. Bununla beraber bir de Fantasya var. Onu da belki videonun sonuna doğru eklerim. Bir de burada lady boyların yaptığı gösteriler var. Şimdi bu 3 tane şeyi size niye anlatıyorum? 3 ana gösteriye akşamları burada gitmek zorundasınız. Yani buralar, bunları görmeden Phuket'teki bu akşam keyfini yaşamak biraz eksik kalır. İşte olur da bir gün buralara gelirseniz ya da gelmeseniz de en azından size göstermek için bugün size bu etkinliği hem yaşayıp anlatacağım hem de içeride çok güzel bilgiler vereceğim. Sizlere iyi seyirler, bana güzel bir keşif olsun. Artık ayaklanmaya da başladım. Allah'a şükürler olsun. Enerjimden, sesimden de anlayacağınız üzere. Güzel günler yakın ve bugün itibariyle inşallah başlıyoruz. Açıklamaya yine hem Tayland hem Phuket hem de bu gezi hakkında bilgileri bırakacağım. Eğer buraya gelecekseniz oradaki önerilerime bakmadan asla Phuket planı yapmayın. Çünkü artık ben buranın bayağı bir kurdu oldum. 15. gelişim olduğu için bayağı iyi biliyorum. Sizler de güzel bir rehber olacaktır. Hadi bakalım, iyi seyirler. Buradan içeriye girelim. Şöyle bir biletimiz geldi zaten. Kapın kap. İçeriye girdiğinizde sizi şu heykeller karşılıyor. Mitolojilerindeki işte böyle sanatsal duvarlardaki resimleri görüyorsunuz. Ama çok güzel bir şey, girişi falan. Enteresan ülke ya. Ben seviyorum ama yine de her şeye rağmen. Şimdi geldik. Burada sol tarafta yapay bir köy kurdurmuşlar. Şu tarafta restoranlar var. Yemek dahil oluyor bu fiyata. Aa, fillere bak. Aa. Biraz böyle panayır havası da var. Aa, şuradan bir ses duydum ya, Türklere benziyorlar. Bir gidelim bakalım, bir selam verelim. Arkadaşlar, Türk müyüz? Merhaba. Merhabalar. Hoş geldin. Bakın burada kim de var aynı zamanda. Sezer gece hayatı videosu çekmeye gelmiş buraya. Evet abi, yediler yanacak, bu gece çekeceğiz inşallah. Umut abi, Phuket In Travel'dan. Nasılsın, hoş geldin. Canavar gibiyiz. Yine güzel bir keyifli yere geldik abi, evet, ya. Çok keyifli. Ya Phuket'te gerçekten rekreatif olarak yapılabilecek o kadar çok faaliyet var ki. Evet. Sadece deniz, kum, güneş, gece hayatı değil. Şu an bulunmuş olduğumuz Siem Niramit'te Tayland kültürüne en keyifli bir şekilde sizlere gösteren yerlerden bir tanesi. Girişten sonra 3 bölümden oluşuyor. Bu taraf Kuay Alanı. Aha. Bu tarafta şovun olacağı büyük bir tiyatro var. Arka tarafta da Tay yemekleri yiyeceğimiz bir restoran var. Ne yapalım önce? Gelin Kuay Alanı'nı gezelim. Sonra yemek yeriz. Niye Türk Tayland'ı gösterelim ben size. Ardından yemeğe getireceğim. Tamam. Gerekir. O zaman hatta burada Thai boxing bile yapabiliriz. Var mısın denemeye? He? Hadi. Ben yapamam. Benim boxlık halim mi kaldı? Hale baksana. Benim hayatım oldu Thai box. Beni döverse büyük problem çıkıyor. Hadi Sezer. Bir eğitim al ya. Hazırsın sen. Ne var? Terliğini çıkar. En fazla 2-3 yumruk yersin. Ağzını burnunu kır abi. Tamam, selam verdiysen patlatacaksın şeyi.
Haydi bakalım. Haydi aslanım. Neler çıktı meydane. O fena değilmiş ya. Sezer, Doğan görünmüş, Şahin çıktın, gayet iyisin. Onların kültüründe yani Tai, Mutai sporu. Aslında ben spor olarak görmüyorum çok. Yani kavganın sporu mu olur? Çok yaygın burada. Salonlara gidip izleyebiliyorsunuz. Yani insanların kavga edip izlemek ne bileyim bana çok medeni gelmiyor. O yüzden hiç göstermiyorum. Hello. Allah'ım hep gülüyorlar ya. İşte bu kurdukları köyün girişinde Tai inekleri var. Hello. Tai cows ha? Kenet. Ha, dokunma diyor. Şunların boynuzlarının güzelliğine bak. Bu ülkede ama bu arada hiç et kültürü gelişmiş değil. Yani şu açıdan söylüyorum, domuzu daha çok seviyorlar. Etleri de lezzetli değil. Daha çok deniz mahsulü tüketiyorlar. Ama yine de tarım ve hayvancılık var pek tabii ki. Kapın kap. Abi bunlar hep yapay değil mi? Yapay bir köy. Fakat gerçek Tayland'ı miniatürize halini yapmışlar. Mesela sağda bir tane pirinç tarlası. Pirinç tarlası yapmışlar. Görmüş olduğun mandalar arka tarafta. Ve şey çok enteresandır. Bu sol taraftaki yapıların birçoğu Tayland'daki birçok gece pazarının eğlence alanlarında bulunuyor. Evet bak şu. Bak bunu, bu eskiden var mıydı bilmiyorum ama son yıllarda çok görmeye başlamışız. Abi kız oraya oturuyor. Modern yani kapitalizmin geldiği hale bak. Şuradan top atıyorsun, vurmaya çalışıyorsun. Aynen. Kız düşüyor. Aynen. Suya aynen. Düşürmeye çalışıyorsun. Suya düştüğün zaman sen de atışıyorsun. 3 tanesi de 50 bahtmış. İstersen buyur. Yok abi boş ver ya. Sesleri bekleyelim, o kesin girer bu topa. Bu kısımda da bakın böyle Tayland evlerini koymuşlar. Örnek bir Tayland evi görüyorsunuz. Şimdi düşünebilirsiniz niye alttan gidiyoruz evin diye. Çünkü burada su baskınları çok olduğu için evleri böyle kazıkların üstüne yapıyorlar. Böylece sel evin içine girmiyor, aşağıda kalıyor. Bunu bu coğrafyada, Orta Amerika'da vesaire birçok yerde, yağmurun çok olduğu yerde görebiliyorsunuz. Yani çok tatlı bir yer yapmışlar ya. Böyle ormanın içerisindesin gibi aynı zamanda. Sezer ne yapıyorsun? Abi 6. oyun. Vuramadım bir türlü. 50 baht veriyorsun 3 topa her seferinde, kızı düşürmeye çalışıyorsun. Sezer baya para yatırdı ama olmadı daha. Daha da yaklaş diyorlar. Daha da yaklaş diyor. O fena düşüyormuş yalnız. Ya sen hem kızı düşürdün hem sonra mı dedin gidip. 350 baht bayıldı bura Sezer. İyi para baktığında 350 baht abi ya. Evet. Her kötülüğün annesi ve babasıdır dedikleri gerçekten. Evet, bildiğin kumar işte. Bildiğin kumar. Sen bildiğin kumara düştün. Aynen, 350 baht. Neyse, kumardan sizleri çıkartıyorum arkadaşlar. Gelin bakın. Ne yapılıyormuş? Patlı mı abi? Kanum, Hindistan cevizi içinde patlamış pirinç yaprağı. Bunu şu şekilde komple indiriyorsun. Deneyelim. Kokonat var ya, çikolata. Hani alıyorsun mavi dışı. Onun tadı işte. Bir de buğday oluyor değil mi içinden? Buğday kavurga. Ya pek tabii ki bir baklava. Tabii değil. Ama yine ben beğendim. Güzel, kötü değil de. Bir Tayland evine misafir olalım. Gelin arkadaşlar. Ha, ev girebilir miyiz ona? Aslında buraya biraz daha erken gelmek lazımmış ya. Bizim çok trafiğe kaldık biz. Yani gündüz şurası falan çok güzel görünürmüş. Böyle kazıkların üstünden yapay gölü izliyoruz şu an abi. Her şey kazık üstünde. Yani Bangkok'ta bile birçok şeyi görebiliyorsunuz böyle kazık üstündeki evleri. Ve şuna 20 baht verip kano ile seni gezdiriyorlar böyle. Bir tur attırıyorlar. Ormanın içerisine geldik. Sol taraftaki sabit görmüş olduğunuz evler Kuzey Tayland evleri. Chiang Mai tarafları gibi mi? Chiang Mai. Kanchanaburi tarafındaki yerler. Bunlar burada miniatürize halini yapmışlar. Bunun bu tarafta da var. Burada da şey yaparız. Şu ortamın güzelliğine bakın ya. Çok beğendik burayı. Atıştırmalık. Ne abi bu? Sebzeli yumurta, içinde bir miktar ekmek tarzında, tamamen yumurta olarak yapılıyor. Evet. Bunları genelde Kuzey Tayland'daki Taylilerin şeyleri olur. Şu şekilde gördüğünüz gibi
muz yaprakların içinde pişiriyorlar. Tamamen muz yaprağı üzerine yumurtayla bu şekilde yapıyorlar. Güzelmiş bu. Kahvaltılık. Aa, kanallar çarpıştı. Aa, kanal. Bu hangi kanal? Ulan bu YouTuber'lar ne para kazanıyor bak, nasıl geziyorlar ya kardeş. Sezer de vlog çekiyor, o da YouTube'da paylaşacak. Bu bölümde de insanların yerel kıyafetlerini görüyorsunuz abi. Burada farklı farklı bölgelere ait etnik kıyafetlerini de sergilemişler. Yani birazcık müze gibi yapmaya çalışmışlar ama tabii şey pek zengin değil. Ama buradan bir beklentimiz yok çünkü asıl buranın olayı akşam başlayacak olan gösteri. O çok güzel oluyor. Onu izleyeceğiz dedi Umut abi. Oraya doğru şimdi ilerliyoruz. Umut abinin peşine takıldık, gidiyoruz. Bir Umut'un peşinde. Keçiler, bir tanecik keçi var burada. Ha, iki taneymiş. Aa, gel bakalım. Gel. Hay. Allah, ne kadar güzeller. Baksanıza. Böyle bir alan da yapmışlar. Burada hayvanlara bakabiliyorsunuz. Şurada işte yerel hep evler var. Yani bir süre sonra standart aynı şeyler oluyor. Tayi evi. Bunlar şu an Kuzey Tayland şovlarından birisini yapıyorlar ve burası Tayi evinin olması dışında bizdeki gölge oyunu, Karagöz Hacivatlar gibi, bakın sağ tarafta da gölge oyunu yapmış oldukları bir bölüm var. Aa. Bunların kültürlerindeki olan şeyleri burada yansıtmaya çalışıyorlar bizde. Abi çok tatlılar ya. Böyle, bu hayat böyle geçiyor Tayland'da. Şimdi şu ortada bayağı ciks bir yer görüyorsunuz. Oraya doğru gidiyoruz. Şu hanımefendinin müzik çaldığı yere doğru. Burası çok güzelmiş. Umut abi öyle dedi, bakalım. Böyle bir köprüden şimdi küçük bir ada gibi bir yere doğru geçiyorum. Burası daha lüks bir Tayland evi. Simgelenerek yapılmış. Önce şu ablamızı görelim. Aa, çok güzelmiş. Mesela bu ev daha lüks, görüyorsunuz. İçeride oturma grubuna kadar var. Ve daha ihtişamlı. Burası daha böyle zenginliği temsil eden bir Tayland evi. Az öncekiler daha durumu az olanların olduğu yerde. Bu neymiş abi? Deniz, bu kanum. Kanum. Koka. Kokanat. Bu şekilde muz yaprağı. Aha. Bir kürdan. Ve bu şekilde servis ediyorlar sizlere. Evet. Kokonat mı özü? Bakalım tadını beğenecek misin? Yoğun bir kremamsı kokonat. Kötü değil, yine yenir. Tekkeleri görüyorsunuz ya. İnsanlar böyle nehirlerde, kanallarda yaşıyorlar Tayland'da. Mesela en büyüklerinden bir tanesi olan Bangkok'ta bu nehir turları yaparsınız ve bu teknelerle gezersiniz. İşte bunlar da o yaşamdan bir parçayı temsil ediyor ve teknelerin üstünde yemek satıyorlar, meyve sebze satıyorlar. Ve bu gerçekten de Taylandlıların bir yaşam şekli arkadaşlar. Burada insanlar nehirlerin üzerinde yaşıyorlar çünkü. Bu tur ne kadar normalde abi? Kaç baht diyeceğiz? Oturacağınız koltuğa bağlı olarak tam fiyatlar değişiyor. Transfer, akşam yemeği ve normal standart bir koltuk aldığınız zaman 2500-2500 yemek dahil. İçeride işte böyle bir yemek alanı kurmuşlar. Arabalardan, tezgahlardan alıyorsun. Onun içine en sevdiğim tipi mısırlı lacivert olarak. Lezzetli ve pişirik bir şekilde vermişler. Evet. Hanımlar. Bak ne var? Papaya salatası. Papaya salatası var. Acı olan normali. Sağ tarafta pattayısı var. Şurada pattayı var. Hemen önünde yapıyorlar. Salatalar, pirinçler, kızartmalar, çorbalar gibi çok geniş bir büfesi var. Evet, bunu da yiyebiliyorsun öyle mi? Tabii tabii. Bunların tamamı programın içinde oluyor.
Bencemiz herhangi bir koltuğa oturalım. Yemeğimizi yiyelim. Başlayalım tamam isterseniz. Tamam abi. Ben şöyle bir salata yaptım. Ve bunlardan bol bol aldım yersiniz diye. Limonlu buharda pişmiş balık yaptık. Böyle makarna falan var. Masamızı kurduk. Aç kalmayız. Çok şükür en çok burada şeyi merak ediyorum, şu balığı. Umut abi çok övdü çünkü. Bakalım nasılmış. Şöyle kılçıksız pamuk gibi bir şey. Balık çok iyi. Yumuşacık. Şimdi yemeğimizi yedik. Etkinlik alanına geldik. Burası ana sahne değil. Buradan sonra başka bir sahneye geçeceğiz. Hadi iyi seyirler. Şimdi de tavuk dansı başladı. Kafalarında tavuk şeyi var hatta bak. Deniz bunlar deniz mi? Acaba nereye bağlanacak merak İçeriye giriş yaptık. Başlayalım bakalım. Çok büyük bir tiyatro sahnesinin olduğu alana geldik. Yani çekemeyeceğiz muhtemelen. İzin vermeyecekler ama bir şöyle göstereyim abi. Devasa bir alana kurulmuş. Böyle yerimiz de güzel, hemen sahnenin önündeyiz. Birazdan burada şov başlayacak. Etkinlikten çıktık şu anda. Evet, yorumları alalım. Olur. Bak biz Fantasy'ye de gittik. Evet. Bu Fantasy'yi tokatlar. Bence de. Çünkü gerçek Tayland'ı gördük burada sanki biraz da. Ya bir de sahne muhteşem. Sahne inanılmaz bir daha. İnanılmaz. Bir şey denize atıyorum ben. Aa, bunlar nereden çıktı denize atıyorum. İnanılmaz yani. Rüyanın içindesin gibi ya. Oradan biri uçuyor, sahne anında değişiyor. Yani çok beğendim ya. Ve bununla beraber Fantasy'ye de gittik. Biz arka planda onu da şimdi sizinle paylaşıyor olacağım. O da güzel, kötü diyemem. Sadece kıyaslamak istedim. Vallahi Tayland'a gelirseniz açıklama kısmını, her şeyi anlatacağım. Hatta Deniz'in selamı koduyla Umut abiyi bulun.
benden gelenlere %50 indirim. Yüzde bedava. %50 indirim yapıyorum, %40'ını Deniz ödüyor. Ben ödeyeceğim %40. %10 candır yaptık o zaman. Tamam, %10. %10 candır yaptık. Umut abi size bütün... %60 indirim yapıyoruz, %40'ını Deniz ödüyor. %10'u da seferler alacağım. Arkadaşlar, Umut abi burada yaşadığı için, bizi çok güzel gezdirdiği için ve artık ona çok güvendiğimiz için artık arkadaşlığımız da oldu. Size o kadar video anlattık, yerleri gösterdik. Hani gelip rahat plan yapalım, gezelim diyorsanız açıklamada da Umut abinin Instagram'ını da bırakacağım, oradan bakarsın. Deniz'in selamı yazarsanız ona mesajda direkt bütün turlarınızda %10 indirim yapacak. Böyle bir güzellik yapacağını söyledi, sağ olsun. Şimdi Bangla'ya doğru gidiyoruz. Biraz da akşam orada takılırız, size orayı gösteririm. Artık buradan ayrılıyoruz. Bangla Road'da görüşürüz. Patonga gidiyoruz. Acıktım. Böyle bir pazara geldim. Buranın adı Banzan Market diye geçiyor. Pazar diye geçiyor. Şöyle bir yeşil alana kurmuşlar. Hemen şuradaki Thai Boxing var ya, Bangla Boxing Stadium yazıyor. Onun karşısında. Burada böyle karidesler, kalamarlar, ne ararsanız var. Şöyle bir ıstakoz aldım 700 bahta. Bayağıdır canım çekiyordu. Şimdi burada pişirecekler birazdan. Istakozu şuradan aldım. Hemen pazarda bak, burada tek mangal yakan yer burası. Ay, savadikap. Good. Oh. Savadikap. Biriniz de gülmeyin, biriniz de ya. Gözünü sevdiğimin güzel insanları. Bekliyorum. Yemeğim gelsin bakalım. Benim ıstakoz geldi. Çok güzel görünüyor, bakalım tadına. O kadar acıktım ki. Şöyle bir et. Bembeyaz abi, şuna bak. Çok güzel ya. İnsan buna doymaz sanıyor ama doyuyorsunuz. Şimdi bunu yiyeceğim. Sonra sizi güzel bir yere götüreceğim. Hazırlanın. Şimdi Bangla Road'a doğru gidiyorum. Akşam biraz takılacağız orada. Bugün cuma olduğu için biraz eğlenelim dedik. Artık yürüyebiliyorum en azından çünkü. Burası bir Arap sokağı olarak düşünebilirsiniz. Bakın. Mesela Yemen restoranı. Şurada döner satan yine bir Arap restoranı var. Al Şami diye. Hemen yan tarafında bir Yemen restoranı daha var. Ve burası eskiden böyle değildi. Pandemiden sonra böyle olmuş. Resmen Tayland'da Arap ve Hintli akını var. Yani eskisi kadar çok batıdan insan göremiyorsunuz. Yani ben yıllarca geldim buraya. Bunu net bir şekilde artık geldiğimde hissettim ve şu an bu sokak da size kanıtlar nitelikte oldu. Yani ki burası önemli noktalardan bir tanesi. Merkez noktalarından biri olmasına rağmen. Bak şurada da bir Türk oteli var, Paşa diye. Restoranı da varmış hatta. Böyle aşağı doğru yürüyorum şu anda. Bak burada mesela hemen yine bir tane daha Arap restoranı görüyorsunuz. Şurada solda masajcılar var. Burada fiyatlar birazcık daha pek tabii ki düşük. Çünkü biraz daha arka mahalle gibi düşünebilirsiniz. Tam ana cadde olmadığı için. Bugün yani çok kalabalık ya. Şu trafiğe bak. Bir de burada Mariano'yu serbest bırakmışlardı ya, bak her yerde coffee shoplar var. Bildiğin yani kafeden çok bunları kurmuşlar. Herhalde bu ülkenin milli yemeği döner olmuş ya. Bu kadar çok dönerciyi ne zaman gördüm en son hatırlamıyorum. Artık Bangla Road'a geldik. İşte gece hayatının döndüğü yer bu cadde. Buradan şimdi gireceğiz içeriye. Ve işte bütün günahların olduğu yere geldik. Şurada dönen olayları size ayrı bir videoda anlatırım. Ama gerçek anlamda burada hiçbir şeyin sonu yok. Yani sapkınlık derecesine giden şeyler var. Tasvip etmediğimiz çok şey var. O yüzden gidip de şimdi size onları anlatmayacağım. Buradan şimdi bizim eğlendiğimiz bir yer var. Orayı da göstereyim size. Burası böyle bir yer işte. Solda sağda hep gece kulüpleri, barlar.
Strip'miz club'lar, gogo barlar, aklınıza gelebilecek her şey var. Şurada bir gece pazarı var, yemek yemek için uğrayabiliyorsunuz. Aşağıda tabii ki restoranlar vesaire ne ararsanız bulunuyor ve burası 24 saat yaşayan bir yer. Yani o kadar çok mekan var ki sadece hani akşamları takılayım deseniz bir hafta yetmez. Ama ben size birkaç tane çok beğendiklerimi söyleyeceğim hemen hızlıca. Sonra yine ayrı bir vlog yaparız, orada anlatırım. Bu biraz hızlandırılmış olsun. Bak burası en güzeli bence, Elysion. Elysion yazan şu merdivenlerden çıkıyorsunuz. Onlar bayağı ses sistemi, DJ'ye falan harika. Şuranın canlı müziği harika. New York diye geçiyor adı. 24 saat bir sokak yaşar mı ya? Burası gündüz trafiğe açılıyor. Akşamüstü kapatıyorlar. Sabah 8'e kadar böyle. Şuraya bak. Tıklım tıklım ya. Sonuçta dünyada en çok turistin geldiği ülke burası. Şurası tam bataklık caddesi. Yani her şeyin döndüğü yer bura. Burası da Armenia. En büyük mekanlardan biri. Şu sağ tarafta falan böyle daha çok erkeklerin gittiği perdelerin arkasında göreceğiniz üzere kulüpler var ama biz buraya gidiyoruz. Hem buranın fiyatları daha uygun, hem de içerisi daha ferah. Bizim masamız oluyor. Çok daha rahat bir şekilde takılıyoruz. Bir girelim bakalım bugün nasıl. Bayağı kalabalıktır muhtemelen. Birazdan burası hınca 3 dolar. Abi saat 6 oldu. Acıktık. Oldu kokoreç yoktu. Kokoreç yok. Ya Deniz, Tayland'da yemin ediyorum Türkiye'deki olan lezzetlerden en özlediğim kokoreç değil mi? Midye. Ya çeyrek, hayır bak. Sabah 6'da çeyrek kokoreci yemin ediyorum 100 dolar para. Yok. Tıpkı sen de vereceksin. Ben şu an geberiyorum yani. Ama yemek. Onun yerine chicken satay. Veyahut da işte mangalda tavuk mu? Mangalda tavuk tarzında bir şey yapacaklar. Birazdan onu ısıracağız böyle. Ablacım ya, gözünü seveyim ver ya. 50 şiş versin ha. İnanılmaz güzel kokuyor bu arada. Yani o kadar acıktık ki. Yani eğlendik, çok güzel bir akşamdı vesaire ama yani insan acıktığında burada yani bizim damak tadımızın çok uzak. Sadece 10 baht. 10 baht mı? Şu 10 baht. Şişi. Evet. 8 TL. Ben dedim ki bütün dükkanı alıyoruz dedim. 100 tane alsak 800 lira yapar. Bütün dükkanı alıyoruz. Alalım o zaman. Abi masaya döşesin. Tamam. Orada ciğer de mi var ya? O yap sattı. Onlar... Ali is it okay, liver? Ciğer neyse. Gülüyor, o da gülüyor. Abi durduğumuz yere bak ya. Sabah saat şu an 6'sı. Ama o kadar mutluyuz ki ekip bu. Yıkım ekibi. Evet arkadaşlar, Tayland'da çok çapkınlık yapılıyormuş. Yine 4 erkeksiniz. Yeni başlıyoruz yani, baksana güneş. Hayır, niye biliyor musun? Çünkü biz eğlenmeye geldik buraya. Yani insanların bakış açısıyla bizim çok farklı ve açız. Evet, yalnız çıkanlar mekandan hep öyle söylüyor. Hep de. Bizim durumumuz biraz vahim. Yani şaka maka ama gerçekten hani biz eğlendik böyle. Arkadaşlarla sohbet etmeyi böyle takılmayı seviyoruz. Ama acıkınca insanın gözü hiçbir şey görmüyor. Hadi ablacım doyur bizi. Ne ararsan var ya. Tavuk da var, et de var, domuz da var, dana da var. Nebahat ablayı bulun da. Adres neresiydi abi bu sokağın ismi? Nanay 5 olarak, Nanay 8 olarak geçiyor. Öyle mi? Abi, abla oldu dedi. Umarım ölmem. Güzel ha. Ama arar mısın? Aramam. Burada sos koymuş. Tavuk gibi ama tadı çok tatlı.
Ulan yine karavana ya. Tam satay değil yani. Çok şekerli değil mi abi? Dün sabaha karşı en son mangal yaparken birbirini kapatmayı unutmuşum. Gittik orada mangalı da yaktık, koymuştuk. Ve akşamüstü kalkmışım. Daha biraz önce yemek yedim. Böyle Tayland'a gelirseniz Phuket'e neler yapacağınızı en azından aktivite bazlı anlatıp size kabaca gece yarısını da gösterdim. Açıklamaya da uzunca zaten hepsini anlatacağım. Özellikle Tayland'a gelmeden önce benim blog yazılarımı okumadan asla plan yapmayın. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz.